Merhabalar. Neredeyiz? Kliniğimizin bahçesindeyiz. Burası hastalarımızla oturup konuşmayı, muhabbet etmeyi çok sevdiğimiz bir yer. Yetvard Bey hastamız. 4 ay önce implant operasyonlarını ve kemik yükseltmelerini yapmıştık. Şimdi 4. ayımız doldu. Protetik aşamaya geçtik. Ölçü almaya başladık ve sürecin takibi için Hilal Hanım'dan bilgi alacağız. Aslında şöyle, Yetvard Bey ilk kliniğimize geldiğinde kendisinden 3 boyutlu tomografi aldık. Ağzında hiç dişi yoktu Yetvard Bey'in, takıp çıkarmalı protezler kullanıyordu. Tomografi sonuçlarına baktığımızda üst çenede özellikle kemiğin çok ince olduğunu tespit ettik. Alt çenede de yine kemik erimelerine bağlı olarak ciddi yıkımlarımız ve aslında protezin tutuculuğunu sağlayacak kemiğimizin olmadığını fark ettik. Tutucu bir protez yapabilmemiz için, ağızda oynamayan, daha rahatlıkla kullanabileceği bir protez yapabilmemiz için tek çaremiz implant gibi gözüküyordu. Ama implantımızı da yapabilmek için esasında kemik arttırım işlemlerine ihtiyaçlarımız vardı. Burada üst çenede planladığımız şey şu oldu. İnce olan kemiği Reed Split operasyonuyla beraber kalınlaştırıp, implantlarımızı yerleştirip, etrafına toz gref, kemik toz greflerimizi koyup kemiği arttırmayı hedefledik. Alt çenede de sinire çok yakın olduğu için kemiğimiz All-on-4 implant tedavisini tercih ettik hastamızda. Operasyonumuzu 4 ay önce gerçekleştirdik. Her şey planladığımız gibi gayet yolunda gitti. Üst çenemize 6 tane implantımızı, alt çenede 4 tane implantımızı yerleştirdik ve operasyonumuzu tamamladık. Bir hafta sonra dikişlerimizi aldık. Artık 4. ayımızı tamamladık. İyileşme başlıklarımızı taktık. İmplantlarımız, her şey gayet yolunda ve artık cerrahi işlemlerimiz bitti. Protez aşamasına geçtik. Ben Yetvard Bey'e sormak istiyorum esasında. En başında kliniğimizi nasıl buldular ve ilk izlenimleri neler oldu? Ya tesadüfen internette, Facebook'ta gördüm ve açıkçası hemen telefon ettim. Bana döndüler, tek eterleri döndü. Gelmemi ve bakmamı önerdiler. Eşimle beraber geldim. İki tane çok cici hanımla, doktorla karşılaştım. Hemen içimiz ısındı ve bu tedaviyi gerçekleştirdiklerine emin oldum. Hilal Hanım çok güzel, cerrahi müdahalede hiçbir ağrı sızı olmadan yaptı. İmplantları yerleştirdi. Ceren Hanım bu arada çok yardımcı oldu. Ölçüleri aldı. İnşallah protezleri takıp normal bir yemek yiyebileceğim en azından. Seneler sonra, 10 sene protezler kullandım ama hiç memnun değildim. Herkese de tavsiyem, implantı ön plana almaları öneririm, öyle söyleyeyim. Ben aslında şunu merak ediyorum, bir daha yoğunlukla cerrahi yapan bir hekim olarak. Şimdi kemiği olmayan hastalarımızda hep böyle işte şunu yapacağız, şuradan şu kemiği alacağız, işte o kemiği böyle genişleteceğiz, böyle kemik tozları koyacağız dediğimizde hastalarımız bu durumdan korkabiliyor ve endişe edebiliyorlar. Acaba Yetvard Bey bu süreci geçirmiş bir hastamız olarak korkulacak bir şeyin olduğunu mu düşünüyor? Evet, zor bir süreç mi diyor yoksa? Yok, ben öyle düşünmedim. Hep şeye inandım, yani sizin söylediğiniz önerilere ve öngörünüze inandım. İnan, aklımda öyle hiçbir şey geçmedi. Çünkü gördüm ki yani tam bir teşhis koydunuz ve onu uyguladınız. Sonunda da 10 tane implantı birden yaptık. 10 tane implantta hiçbir sorun çıkmadı. PRP yaparak aldığınız kemik tozları filan hepsi, ben takdirle sizi şey yaptım yani, gördüm onları hepsini. Çok teşekkürler. Tebrik ederim o bakımdan. Çok teşekkür ederim. Yani burada evet, aslında önemli olan şey de şu oluyor. Her şeyden önce 3 boyutlu tomografiyle gerçek bir teşhis koyabilmek, orada kemiğimizin ölçümlerini yapabilmek ve cerrahimizi tamamen buna yönlendirebiliyor olmak, uygun cerrahi teknikleri daha en başında tespit edip bunu yapabiliyor olmak. PRP uygulamasından bahsetti Yetvard Bey. Bu şöyle bir şey esasında, hastamızın kanını, kolundan aldığı kanını santrifüj ederek oradaki yara iyileşmesini, yumuşak doku iyileşmesini daha da iyi olmasını sağlayacak bir teknik bu. Bunu da uyguladığımızda çok hızlı bir şekilde yaralarımız iyileşti, kemik oluşumumuz gerçekleşti ve cerrahi aşamadan ben açıkçası çok mutluyum. Heyecanla Ceren Hocam'ın protezlerini bitirmesini ve Yetvard Bey'in hem fonksiyonel anlamda hem estetik anlamda en son mutluluğa ulaşmasını bekliyorum. Ben inanıyorum. Ona inanıyorum. Yetvard Bey'in protezlerini nasıl yapıyor olacağız? Alt çenede 4 tane All-on-4 implantımız var. Üst çenede 6 tane implantımız var. İkisi de multi unit
üzeri, implant üstü protezler olacak. Yani vidalı protezler olacak. Senede bir kontrollerle bu protezleri biz sökeceğiz, protezlerin altını temizleyeceğiz, işler yolunda gidiyor mu gitmiyor mu kontrol edeceğiz ve bu kontrollerimizi sürekli olarak devam edeceğiz. Aslında en sağlıklı protezler bunlar olacak. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi günler dileriz.